Stefano'yu anıyorum bu önemli günde. Buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bildiğiniz gibi beni istedi ama Real Madrid sizi istediğinizde konu kapanıyor. Burada oynamaya geldim. Hoca ve başkan bunu ikna etti. Bu yüzden. Orta saha ve sağ kenar oynayabiliyorum. Benim burada nerede oynadığımın çok bir önemi yok. Çalışıp formayı almak istiyorum. Aklımla oynamayı seviyorum. Ofansif anlarda çözüm üreten bir oyuncu olmak istiyorum. Gol asist yapabilmek istiyorum. Bu tarz bir oyuncu. Teşekkür ederim. Arda diyebilirsiniz kısaca. Ama Arda Güler. Normalde öyle. Arda Güler. Sağ kenarda da orta sahada da oynayabiliyorum. Benim için bir şey çok fazla değişmiyor. Dediğiniz gibi birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım. Başkan ve hoca bunun söz konusu olmadığını söyledi. Buraya oynamaya geldim. Çalışıp formayı almak istiyorum. Madrid size burada oynama şansın var diyorsa bunu reddetmek imkansız. Dediğim gibi az önce de çalışıp oynamaya geldim buraya. Bir yere gitmemin söz konusu olmadığını söylediler. Beni de buna ikna ettiler. Burada kalıp oynamak istiyorum. Real Madrid çok önemli bir mirasa ve çok kaliteli oyunculara sahip. Cristiano Ronaldo'yu herkes biliyor, çok izledik. Mesut Özil, Guti, Zidane bu takımda çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Onunla iyi bir abi kardeş ilişkimiz var. Dediğiniz gibi onunla da oynadım. Ondan çok şey öğrendim. Hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Hatta onunlar da antrenman başlıyor. Bana söz ver gelip gelmeyeceğine dair dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Ondan sonra da aramaya devam etti. Beni nerede kullanabileceğini söyledi. Çok iyi bir iletişim kurduk. Real Madrid'le ilgili tabii ki Şampiyonlar Ligi finallerini en çok hatırlıyorum. Arkadaşlarımla izliyorduk. Dediğiniz gibi birçok Avrupa kulübü istedi. Tekrar söylüyorum. Herkesle görüşmelerimizin olduğu takımlar oldu ama Real Madrid devreye girdikten sonra ve gelip burada oynama şansın olduğunu söyledikten sonra çok fazla bir şey ifade etmiyor. Her oyuncu çok önemli, çok kaliteli isimler. Ama tabii ki benim pozisyonumda Modric dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Ondan da çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Bir şeyi tekrar söyleyeceğim. Avrupa'dan birçok kulüp beni istedi. Ama dediğim gibi Real Madrid gel burada oyna dediği zaman iş bitiyor. Az önce de söylediğim gibi kiralamam söz konusu değil. Burada dediğim gibi oynama şansın var. Kiralamayacağız seni dedikten sonra çok fazla ikna etmek için bir şey söylemesine gerek yok. Modric'le de böyle bir konuşmamız olmadı. Ona çok saygı duyuyorum. Tabii ki Fenerbahçe'den benim için duygusal anlamda çok kolay bir şey değil. Ama dediğim gibi dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız buna hiç kimse reddedemez. Fenerbahçe taraftarını da anlıyorum kırgınlığını ama elimden çok fazla bir şey gelmedi. Az önce de söylediğim gibi Real Madrid sizi çağırdığı zaman ve kulübünüze İyi bir para kazandıracağınız zaman bunu reddetmeniz çok zor. O yüzden onları çok seviyorum. Bana kırılmasınlar.